sessiz bir akşamın keyfini sürüyorsun demek. Bir de güzel bir kitap alayım. Bakalım nerede kalmıştım? Vay, Emily uyuyakalmış. Ne de güzel uyuyor. Hayır, ona ne yapacaksın Olivia? Tüm şakacılar uyuyan arkadaşlarının mükemmel bir hedef olduğunu bilirler. Hadi şu şakayı bir deneyelim. Ah, neyse ki uykusu derinmiş. Telefonunu yavaşça alacağım. Sakince. Ve evet. Hadi acele et ve uzaklaş şimdi. Bakalım bugün Emily'ye nasıl bulaşabilirim? Arkadaşınızın telefonunu aşırabilirseniz hızlıca kırık cam resimleri aratın. Aha, bir tane buldum bile. Şimdi ayarlara gidin ve bu resmi hem kilitli hem de menü için arka plan fotoğrafı olarak ayarlayın. Tamamdır. Artık sırada şakanın ilerleyişini izlemek var. Ayağa kalk ve biraz gürültü yap. Emily ya, telefonun. Ne? Telefonumu daha yeni almıştım ya. Öf, bayağı kötü olmuş. Hey Emily, ağlama ama. Belki de o kadar kötü değildir. Hey Emily, seni iyi kandırdı. Akşamınıza renk katacak bir şeyler arıyorsanız bence bu işe yarar. Emily anahtarını başıboş bıraktığı için pişman olacak. Bu şakamız için şuna benzer bir inmiş balona ihtiyacınız olacak. Hadi anahtarlı balonun içine yerleştirin. Biraz zor olabilir ama sabrederseniz yapabilirsiniz. İşte oldu. Ama durum daha bitmedi. Anahtarlık içindeyken balonu şişirin. Ama çok sert şişirmeyin. Tamam, oldu işte. Evet, ben alışveriş merkezine gidiyorum. Arabamın anahtarlarını gördün mü acaba? Burada değiller. Nereye koydum ki ben bunları? Ama her yere baktım. Bir yerde olmalılar. Her yere baktın mı cidden? Hey, anahtarım orada ne yapıyor? Of, bu kadar balonun arasında nasıl bulacağım anahtarlarımı? Aman ya, sanki doğum günü partisi varmış gibi olmuş içerisi. Görünüşe göre alışverişe gitmek yerine Emily balon peşinde koşmak zorunda. Öf Olivia ya, bunu neden yaptın ki? Bu müthişti. Şimdi sıra bende. Tamam. Devam et. Kocaman kuyruğuma bak. Ne? Bana bakmıyorsun bile. Aptal telefon. Sonra devasa bir kamyon üzerime gelmeye başladı. Sonra kornaya bastım, durdum ama umurunda bile olmadı. İşte o zaman... Lili! Oo, bu çok sinir bozucu. Hey, bu Lili'nin telefonu mu? Hayret, telefonla yapışık değil. Ona ömür boyu yetecek bir ders vereceğim. Bu telefon çöp olacak. Yani en azından öyle görünecek. Şeffaf kaplaması sayesinde parçalanmış gibi görünecek. Kaplamayı şöyle düz yatır. Sonra bir tokmakla kırmaya başla. Merak etme, bu sadece plastik. Tamam olunca yerine geri tak. Oo, bayağı fena görünüyor ha. Lili bundan hiç hoşlanmayacak. Aa, ne oluyor orada? Telefonu düşürdüm de. Ne? Onun benim telefonum olduğundan emin misin? Elimden kayıverdi. Of ya, Lili yıkıldı resmen. Telefon kılıfına şükret. Ne? Gerçekten kırılmadı mı? Aa, bu hayatımın en güzel günü. Bu da ne? Bulaşıkları hala yıkamamış mı? Hayır, temizlik yapan yok. Şaka mı bu? Hadi. Saat akşamın 4'ü oldu. İşleri kontrol altına almalıyım. Bu ona bir ders verecek. Bu şaka için sadece koli bantı gerekli. Uçlarını kıvır ki yere yapışsın. Öbür ucunu unutma. 4-5 sıra yap. Yere iyice yapışsınlar. Kurbanını uyandırma zamanı. ya da tekrar düşününce. Pekala Kevin. Yok, bir saniye. Bu daha iyi. Ne? Aman Tanrım. Ha? Ayaklarımı hareket ettiremiyorum. Seni gide. Ay. Oh! Bayağı acımıştır. Sıkılmayacağınız bir şey varsa o da şaka yapmaktır. Merak etmeyin arkadaşlar, siz de bir şaka kurbanı oldunuz. İşte yapabileceğiniz daha nice şakalarla karşınızdayız. Evet, yakala onları Batman. Garip sesi yüzünden anlayamıyorum ki ne diyor. Biraz sesi açayım bari. Tamam, artık daha iyi. Öf ya, biraz daha almak için ayağa kalkmam gerekecek. Hadi hemen gidip alayım geleyim. Evet, bir şaka için ideal fırsat. Bunun için kumandaya ve biraz da banda ihtiyacınız olacak. Yapmanız gereken tek şey düğmelerin üstüne çift taraflı bant yapıştırmak ve cam sehpanın alt yüzüne tutturmak. Şakamız şahane olacak. Tamamdır, susuzluğum geçti. Hey, kumandam nerede? Ne oluyor ya? Bu nasıl bir sihir? Gözlüğe mi ihtiyacım var yoksa şaşı mı oldum? Ah! Bu nasıl buraya geldi ya? Bunu kesin Emily yapmıştır. Ah! Pazar günü. Etrafı azıcık temizlemek her zaman iyi bir fikirdir. Tamam, burası bitti gibi. Emi, arkadaşına yardım etmeyecek misin? Görünüşe göre telefondaki şey her neyse temizlik yapmaktan daha ilgi çekici. Hem temizlik manyağı bir arkadaşınız varken ne diye o kadar enerji harcayasınız ki? Oh, temizlik yapmaktan yoruldum. Galiba tek ben yapıyorum da ondan. Hey Amy. Efendim? Bana bir iyilik yapabilir misin? Çöpü şuraya çeker misin? Hadi, koca evi tek başıma temizledim. Lütfen. Yürü be Amy, arkadaşın için en azından bunu yapabilirsin. Ay! İçinin su dolu olduğunu bilmiyordum. Hadi ama, bu şaka harikaydı. Hem de etrafı güzel dağıttı. Öf, çoraplarım ıslandı ya. Senden nefret ediyorum Lily. Amy yerleri temizlemeye yardım etmek zorunda anlaşılan. Biliyorum etrafı dağıttım ama kesinlikle değdi. Amy, bir dahaki pazar bana yardım edersen artık, değil mi? Arkadaşlarınla bir şeyler içmeyi sever misin? 2 kağıt bardak al ve ikisinin de altlarını kes. Sonra üst kısmını bu parçaya geri geçir. Aynen böyle. Hey Lily, tüm o el işlerinden sonra susadın mı biraz? Bardağa biraz gazoz koy ve paylaş. Al bakalım. Kate, süpersin ya. Hey, bu yapışkan gazoz her yeri yapış yapış edecek. Beyaz giymek için pek de iyi bir gün değilmiş Halil'i. Hey, paylaşmak önemsemektir. Yani genelde öyledir. Bu tatil mevsiminde biraz kötülük yapasın mı var? O zaman sıradaki iğrenç şakaya bayılacaksın. Ve tek ihtiyacınız olan şey bir soğan. Soy ve haşiye geçir. Ve erimiş çikolataya daldır. Evet, elma şekeri kılığında bir soğan. Son rötuşları da yap. Evet, akşam gelebiliriz. Bir saniye, seni birazdan arayacağım, tamam mı? Justin, ne yapıyorsun ya? Görünüşe göre Lana, Justin'in kötü planlarını suya düşürdü. Ah, süs şekerlemeler de burada. İşte şimdi gerçek gibi duruyor. Sadece bana mı öyle geliyor yoksa bu soğan cidden çok leziz mi durmaya başladı? Justin'in bile ısırası geldi. Geliyor. Justin burada ve yine şahane bir atıştırmalıkla geldi. Aa, bu elma şekeri mi? Bunları eve ne zaman getirdin ki? Sağ ol Justin. Senin yerinde olsam onu ısırmazdım Lily. Bunun içinde soğan var değil mi Justin? Isır da bak bakalım ne varmış. Bu şakacıya kendi ilacından tattırmanın zamanı geldi. Tamam, soğan bu. Nefesini tazelemek için bir sürü sakıza ihtiyacın olacak. Gözyaşları için de peçeteye. Yeter artık. Artık şaka yapmayacağım, söz. Hiç böyle ağladığını görmemiştim. Hey Amy, kırmızı keçeli kalemini alabilir miyim? Tabii. Amy, ne oluyor? Siperleri patlayacak. Buyur. Umarım çantanda dezenfektan mendili vardır Sofya. Aloe vera bitkisi. Bu şaka için bir aloe vera yaprağı al ve enlemesine kes. Şimdi jeli parmaklarına çıkar. Vıcık vıcık. Bir şey bana Sofya Amy'ye vıcık vıcık bir şaka yapacak diyor. Hadi hayırlısı. Hey Amy, kalemini geri vereyim mi? Ay vıcık vıcık şeye bak. Ay, bu senin sümün mü böyle? Sakin ol Amy, bu sadece aloe vera. Bak, burada mikrop yok. Yine de bayağı fenaymış. Şşş, sessiz olmamız lazım. Bugün test günü. Evet, herkes harıl harıl çalışıyor. Bari ben de biraz çalışayım. Vay be, herkes ne kadar çalışkanmış. Öf, görünüşe göre müdür benimle konuşmak istiyor. Gitsem iyi olur. Aa, gerçekten gidiyor mu bu? Öğreten gidince öğrenciler biraz azıtır. Bayan Appleby'ye şahane bir şaka yapmak için mükemmel bir fırsat. Oo, kahve kupasının ters durduğunu anlamayacak bile. Çabuk şu kahveleri hemen sil. Hadi geri gelmeden hemen yerlerimize geçelim. Şahane olacak. Evet, her şey düzgün gözüküyor. Pekala, nerede kalmıştım? Ha, evet. Ve... Oo, bütün kahve ortalığa saçıldı. Bunu baş aşağı koyduğumu hiç hatırlamıyorum. Kıdamayın kızlar. Sizin yaptığınızı anlayacak. Evet. Bağırarak nefes harcamayacağım. Ama kesinlikle cezaya bırakacağım sizi. Hadi bakalım hanımefendiler. Cezaya kalmak hoş değil ama şaka şahaneydi. Ceza bitince keyfimiz yerine gelir ne de olsa. Bay Smith bayağı zor bir sabah geçirmiş olmalı. Ve yorgunken sınıfa birkaç slide göstermekten daha iyi bir ders yapma yolu yoktur. Tüh, kabloyu arabamda unutmuşum. 3 dakikaya dönerim. Böyle bekleyince de öğrencilerin uykusu geliyor ama, değil mi? Pekala, şu Eminem'i yakalarsam sana bir 5'lik veririm. Ay, bu şey fotokopi makinesini mi çalıştırdı şimdi? Aha, çok havalı değil mi? Çabuk yüzüme fotokopisini çek hemen. Aman tanrım, bu çok komik. Yüzüm çok acayip görünüyor. Hey, Bay Smith dizüstü bilgisayarını bırakmış. Hadi fotokopi makinesiyle ona şaka yapalım. Bakın hocam, bu sıkılmış kızlar fena halde yaratıcı olmak üzere. Merhaba Bay Smith, kabloyu buldum. Şunu bilgisayarıma takayım da asıl halk gösterisine başlayalım. Çok tuhaf. Niye ekranımda hiçbir şey değişmiyor? Mouse'da mı sorun var? Hadi ama, ne oluyor bu şey ya? Yetti ama, bu aptal şeyi şimdi camdan fırlatacağım. Bir dakika, bu ekran sahteymiş. Evet, oyuna geldiniz Bay Smith. Bunun bayağı zekice bir şaka olduğunu itiraf etmeliyim ama başınız fena dertte kızlar. Hiçbir şey sınıfa geldiğinizde kaleminizi unuttuğunuz o an kadar kötü değildir. Hey Lily, şşt, arkana bak. Yanında fazla kalemi var mı lütfen? Çok sağ ol. Gerçekten mi? Şimdi ne yapmam gerekiyor? Lana, kalem tıraşını ödünç alabilir miyim? Lütfen. Söz sana bir kurabiye alacağım. Çok sağ ol, şahanesin. Az kaldı. Şşt. Şşt. Bütün konsantrasyonumu bozdu, bari su molası vereyim. Ah, bu iyi geldi. Şşt. Lili, bir yudum alabilir miyim? Gerçekten çok susadım. Tabii bir yudum alabilir. Değil mi Lana? Aa, evet. Tamam, bir saniye bekle. Bir su şakası fırsatını asla kaçırmayın. Bir bıçakla su markasının tam üstüne bir kesik açın. Basit gibi değil mi? Susuzluğun geçmedi mi hala Kevin? Hadi al bakalım. Zavallıcık, şakayı daha fark etmedi. Ağzına azıcık bile su girmedi. Ah, öf ya, amma soğutmuş su. Ay çok utandım. Helal be kardeşim. Ama susuzluğum hala geçmedi. Herkesin susmadan konuşan bir arkadaşı vardır. Coğrafya dersinde olsa bile konuşur da durur. Ben zaten seninle dansa gitmek istiyorum dedim ama bunun için saçını kestirmen gerekiyor dedim. Şşşt! Dersi duyamıyorum. Sessiz olur musun biraz? Ama Sofya bundan rahatsız olmuş gibi duruyor. Tamam, madem konuşmamı istemiyorsa ben de dilimi tutarım ya da delerim. Sana bir şaka yapayım da gör. Hey Lana! Susmamı mı istiyorsun? İyi, al o zaman. Aa, ne yapıyorsun Sofya? Lütfen biri yardım etsin. Böyle oldu mu? Of ya, yapacağını düşündüğüm şeyi mi yapıyorsun cidden? Ama yakından bakarsan her şeyin gözüktüğü gibi olmadığını görürsün. Ver şunu bana. Amma da şakacıymışsın ya. Yeter artık, ikiniz de derhal müdürün odasına bakayım. Şaka yapmak çok keyifli bir şey ama her şeyin bir bedeli de var. Lana, en azından Sofya artık konuşmuyor. Bazen ne yaparsanız yapın sınıfta uyanık kalmak imkansız olur. Ne? Uyuyakalmışım. Gitmeye hazırlanayım. Çocuklar, sizi zil değil ben salarım. Oturun oturduğunuz yerde. Of ya, çıkmamıza ramak kalmıştı. Ben ne zaman kahvaltı ettim ya? 4 saat önce falan mı? Midem feci kuruluyor. Belki çantamın dibinde bir şeyler vardır. Bir bakayım. Tamam. Bayan Appleby bakmıyor. Dün akşamdan kalma şu makarnaya dalayım. Ha? Bu makarna pişmemiş mi? Hey Kate. Bak bende ne var? Biraz şaka yapmaya ne dersin? Pekala, hoca beni görmeden sandalyeye ulaşmalıyım. Ay neredeyse yakalanıyordum. Şimdi kuru makarnalardan sandalyenin ayağının altına biraz koyayım. Lütfen dönme, dönme. Yoo. Biri bir şey mi dedi? Yok bir şey hocam. Sadece not tutuyoruz. Aman tanrım, işte büyük an geliyor. O çıtırdama da neyin nesiydi? Sandalye falan mı kırıldı? Jennifer, bu müthişti. Sen şakacılar kraliçesisin. Öğleden sonra neden sürekli gözlerime bir ağırlık çöküyor? Acaba sizi sıkıyor muyum? Sofya Hanım? Uyan bakalım. Ne? Of, yine uyuyakalmışım. Bir saniye. Aklıma bir fikir geldi. Siz de bunun gibi gözüken bir gözlüğünüz olsun isterdiniz değil mi? Büyük bir fotoğrafınızın çıktısını ve bir gözlük alın. Gözlüğün camlarını çıkartın. Çıktısını aldığınız resmi camlara uygun bir şekilde kesin ve yapıştırın. Yapıştırıcı olarak çift taraflı bant veya tutkal kullanabilirsiniz. Şahane oldu. Wow, korkutucu şekilde gerçek gibi duruyor. Artık yine sıkıcı bir derste otururken bu yeni gözlüklerinizi takın ve güzel bir uykuya dalın. Hey Sofya, Sofya? Ha, anladım. Neyse, ona sonradan notlarımı veririm. Nasılsa ihtiyacı olacak. Tatlı rüyalar kızım. Gizlice öğretmenler odasına girmek mi? Bu korkunç derecede riskli. Şşş, bayan Appleby içeride. Hem de bayağı uykulu bir bayan Appleby. Ve şansımıza uyuyan bir öğretmen ideal kurbandır. Bu şaka için bir fincan ve bunun gibi oyuncak bir örümcek gerekli. Sadece şunu fincana atıp üstüne kahve koy yeter. Bayan Appleby kahvesini sütlü ve örümcekli sever değil mi? Uyanın Bayan Appleby! Aa, Size kahve getirdik Bayan Appleby. Ay ne kibar öğrencilerim var. Ve şimdi şaka sihrinin ortaya çıkmasını bekleyelim. Kahve azalıyor gibi öğretmenim. Ay örümcek. Genellikle şaka yapmak için en iyi zaman ortalıkta kimsenin olmadığı zamandır. İşte komik bir tuvalet numarası. Hiç çatapatın var mı? Bakalım bu küçük şeyler ne kadar güçlü. Klozet halkasının altına birkaç tane yapıştır. Bu da sonuncusu. Şimdi dikkatlice indir. Niye bu kadar soda içtim ki? Ah! Anneciğim! Klozetimi patlattım. Ne yaptım? Tuvalete gitmeniz gerektiğinde genelde derin düşünceler aklımıza girerler. Lana, gelsene. Ne istiyorsun? Lütfen telefonumu getirir misin? Tamam, bir saniye. Oh, nihayet ya. Hey, 20 tane mesaj gelmiş. Ne oluyor ya? Ekranım kapandı. Hey Lana, şimdi ne istiyorsun? Lütfen şarj aletimi getirir misin? Bak, %2 şarjım kalmış. Of, tamam. Geliyor. Sağ ol. Tamamdır. Şarja takalım bakalım. Ve telefonum tekrar canlandı. Tuvalet kağıdı bitmiş. Of ya, şaka mı yapıyorsun? Yapacak bir şey yok. Yine seslenmem gerekiyor. Lana, bir saniye daha gelir misin? Ne var yine? Tuvalet kağıdı mı bitmiş? Ben hallederim. Bunun için bir tüy rülosunu ve tuvalet kağıdını gördüğünüz gibi birleştirmeniz gerekiyor. Son olarak da saç kurutma makinenizi alın ve prize takın. Mükemmel. Dikkat et Lara, hazır ve nazır. Tuvalet kağıdın hazır Amy. Tuvalet kağıdı saldırısı. Bana sadece 5-6 tane lazımdı. Bütün bir rüloyu ne yapayım? Lavaboda takılırken arkadaşına garsonluk yaptırmamayı öğrenirsin umarım. Umarım başka tuvalet kağıdımız vardır. Amy, orada mısın? Evet, buradayım. İntikamımı alacağım Lana. Bir şeyler atıştırıp cuma akşamı film keyfi yapılıyor anlaşılan. Of ya, çikolatam bitmiş. Şunu durdurayım da yenisini alayım. Pekala, Lana gitti. Hadi onu biraz korkutalım ha. Eğer orada devasa bir oyuncak varsa arkasındaki fermuarı aç, dolguyu çıkar ve içine gir. Of, ortalık korku filmine döndü resmen. Ama da çok dolgusu varmış. Şaka artık başlasın. Bir dakika, şu dolgulardan kurtulayım önce. Hadi git şuradan. Çok zahmetliymiş. Çabuk ol, Lana'nın patlamış mısırı hazır olmak üzere. Gerçekten mi? Çabuk çabuk çabuk. Neyse ki Sofya oraya sığacak boyda. Gösteri zamanı. Nefis kokuyor. Pekala, atıştırmalıklar hazır. Filme hazırım. Bu film çok komik. Bu da neydi? Gözüme bir şey görünüyor galiba. Aklımı mı oynatıyorum? Ayı hareket mi etti? Benim Lana, merak etme. Pazar günü. Etrafı azıcık temizlemek her zaman iyi bir fikirdir. Tamam, burası bitti gibi. Amy, arkadaşına yardım etmeyecek misin? Görünüşe göre telefondaki şey her neyse temizlik yapmaktan daha ilgi çekici. Hem temizlik manyağı bir arkadaşınız varken ne diye o kadar enerji harcayasınız ki? Temizlik yapmaktan yoruldum. Galiba tek ben yapıyorum da ondan. Hey Amy. Efendim? Bana bir iyilik yapabilir misin? Çöpü şuraya çeker misin? Hadi, koca evi tek başıma temizledim. Lütfen. Yürü be Amy, arkadaşın için en azından bunu yapabilirsin. Ay! İçinin su dolu olduğunu bilmiyordum. Hadi aman, bu şaka harikaydı. Hem de etrafı güzel dağıttı. Öf, çoraplarım ıslandı ya. Senden nefret ediyorum Lily. Amy yerleri temizlemeye yardım etmek zorunda anlaşılan. Biliyorum etrafı dağıttım ama kesinlikle değdi. Amy, bir dahaki pazar bana yardım edersen artık, değil mi? Pekala, bütün lezzetli şeyleri masaya çıkarma vakti. Bu da neydi? Ay! Kim yaptı bunu? Aa! Tamam, teslim oluyorum. Tehlike geçti mi? Şimdi intikam zamanı. Sıradan bir gazlı içecek şişesini al ve etiketini çıkar. Şişenin üstüne bir lastik geçir. İkinci lastiği al ve yarı boyutuna daralt. Şimdi bunu şişeden geçirip önceki lastiğe doğru it. Aynısını tüm lastiklerle yap. Etiketi geri yapıştırmayı unutma. Şimdi bekleyelim. Amy nereye gitti? Portakallı gazoz en sevdiğim. İzninle. Bu şey patlamaya hazırmış. Ay zavallı Vicky. Başına geleceklerden hiç haberi yoktu değil mi? Kime yaparsanız yapın bu şaka her zaman işe yarar. Bunlar mı lazım? Hemen temizlesen iyi olur. Şimdiden yapış yapış olmaya başladı bile. Güzel bir gece uykusundan iyi bir şey yoktur, değil mi? Ama tüm o güzel hisler işleri biraz karıştırmak isteyen bir arkadaşınız varsa yalan olabilir. Bir dahaki pijama partinizde uyuyan bir arkadaşınızın eline biraz bebek pudrası dökün. Hey, şu vızıltıyı duyuyor musun? Günaydın Vicky. Kızım, yüzünde bir sivrisinek mi var? Bom! Ah dostum, şahane bir şeydi bu. Tabii bize komik geliyor ama sabaha başlamak için hiç de iyi bir yol değil, değil mi? Sanıyorum ki Vicky'nin bu sabah koca bir bardak kahve içmesi gerekecek. Tüm o bebek pudrasını temizlemek için de duş alması lazım. Bravo Haley, bravo. Ne varmış bakalım orada? Haley, güne bir kutu taze hamur işi ve bir fincan mutluluktan daha güzel başlanamaz. Of ya, fincanım boş. Doldurmaya gitmeden önce en iyisi kimsenin nefis yiyeceğimden tatmayacağından emin olayım. Bu Vicky'nin ellerini yemeğimden uzak tutar. Şunu şuraya yapıştırayım. Hemen döneceğim. Bela geliyorum demez. Yani Vicky. Bu da ne? Haley gerçekten yiyeceklerini çalacağımı mı düşünüyor? Ben o yiyeceklere ne yapacağımı göstereceğim. Şu mayonezi görüyor musunuz? Çöreğe de çok yakışır değil mi? Hadi bakalım. Bu şaka için mayonezin hardalın artık ne istersen onun kapağını çıkar ve içindekini yiyecek şırıngasıyla çek. İyice çek. Eğlenceli kısım başlıyor. Çok dikkatle çöreklerden birini al ve şırınganın ucunu saplayıp mayonezi sık. Of, bu çok fena olacak. Kimse şüphelenmesin diye aynı yere koy. Aynı şeyi dördüyle de yap. Çabuk ol, Haley geri dönüyor. Neyse, aman mayonezi de göremeyeceği bir yere sakla. Aa, seni görmek ne güzel Haley. Peki. Bir dakika. Tamam, hepsi yerinde. Bir tane alayım bari. Evet, büyük bir ısırık al. Tanrım, bakamayacağım. Boom. Şekerli nefis çörek yerine Helen'in ağzı mayonezle doldu. Biri şu kızcağızı bir bardak su verir mi? Yakalandın. Ağzım öyle dolu ki ona bağıramıyorum bile. Ay. Ay, Amy hapşırmak üzere. Öf, iğrenç. Pardon, alerjim tuttu. Ah, Amy yokken Sofya bir şaka hazırlayacak. Bunun için bir kağıt mendil ve siyah bir göz farı gerekli. Mendilin bir ucunu fara bula. Mükemmel. Ay, kusura bakma. Şey, orada bir şey daha kalmış. Aa, sağ ol. Biraz daha sil. Bir noktayı atlamışsın. Hepsi gitti mi? Tamam değil mi? Evet, çıkalım mı artık? Sonra dedim ki bana böyle diyemezsin. Aman tanrım, bu Michael. Çabuk, iyi görünüyor muyum? Aa, evet, daha iyi görünemezsin. Hey Michael. Bu ne ya? Amy ne zamandır sakal bırakıyor? Nereye gidiyor ya? Bilmem ki. Aman tanrım. Evet Sofya, en iyisi sen kaç.